Her kesimden oy alabileceğime inanıyorum. Çünkü her kesimin hizmetkarlığına adayım. Güneşin batışını seyretmek için ta Nemrut'a gitmenize gerek yok. Hepinizi Kırıkkale'ye bekliyoruz. Kırıkkale bir sanayi şehridir. Bunu kimse yadsıyamaz. Bu sadece Ankara için değil, abartmıyorum, Türkiye için bir kazanım olur. Çok faydası olur. Kırıkkale'mize de çok faydası olur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çöp diye attıkları Kırıkkale'yi ihya eder ki biz çöpe razı olmayız. Belediyeciliğin bir okulu yok. Bu tamamıyla tecrübe edilmesi gereken bir iş. Kırıkkale'ye iki tane büyük aks açacağız. O iki tane büyük aks Kırıkkale nefes almasını sağlayacak. Kırıkkale'ye niye gelsin insanlar Ankara'dan? Şimdi Kırıkkale'ye insanların gelmesini sağlayacak bir şeyler yapmanız lazım. Merak edilecek, görülecek, önünde fotoğraf çektirilecek. Sosyal medya artık çok fazla kullanılıyor ya, sosyal medyada o fotoğrafın paylaşılıp bakın ben şuradaydım diyebilecek bir şey yapmanız lazım. Bir cazibe merkezi haline gelmesi lazım. Birincisi bu. Yani önce gezilecek, görülecek yerler listesine alınmaması içler acısı. Yani bunun için emek sarf etmek gerekiyor. Kültür Bakanlığı ile ilgili birimleriyle gelip görüşülmesi gerekiyor. Tur operatörleriyle görüşülmesi lazım. Yani insanlar Kırıkkale'ye gelince 24 saatini geçirebilmesi lazım ilk etapta. 24 saatlik bir tur güzergahı çıkartmak lazım. Ondan sonra insanlar gelmeye başladıkça zaten duyulacak ve bunun reklamının yapılması lazım ki insanlar Kırıkkale'ye gelsinler veya Kırıkkale'nin ilçelerine gelsinler. Kırıkkale bir sanayi şehridir. Bunu kimse yadsıyamaz. Ama Kırıkkale'nin aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Kırıkkale'nin sadece bir dezavantajı var. Kızılırmak'ın kotu bizim arazilerimizin hepsinin altında olduğu için sulanabilir arazi sayımız bizim oran çok az. Onunla ilgili de belli yaklaşımlarımız var. DSE'deki arkadaşlarla falan da görüştük. Yapılabilecek projeler var. Onları da hayata geçirdiğimiz zaman Türkiye'de tarım ve hayvancılıktaki gelişme trendini Kırıkkale'de yansıtmamız lazım. Sulanabilir arazinin sayısının artması demek aynı zamanda hayvancılığın da desteklenmesi anlamına da gelecek. Ve sadece kendine yeten bir şehir olmaktan çıkıp Türkiye'ye de ürününü gönderebilen ama aynı zamanda benim başka bir hedefim de ihracata yönelik ürün kalitesini yakalamış bir Kırıkkale ile hem tarım kentini hem de sanayi kentini bir arada iki kanatlı bir kuş gibi uçuralım Kırıkkale'ye. İnşallah tek kanatlı kuş uçmuyor maalesef. Her kesimden oy alabileceğime inanıyorum. Çünkü her kesimin hizmetkarlığına adayım. Benim derdim Kırıkkale Belediye Başkanlığı falan değil. O şehrin hizmetkar olarak bizi kabul ederlerse bizim için en büyük bahtiyarlık olur. Çok iyi olur. İnşallah olur. İnşallah aday olur. İnşallah da Büyükşehir Belediye Başkanı olur. Bu sadece Ankara için değil, abartmıyorum, Türkiye için bir kazanım olur. Çünkü Ankara'nın görünür görünmez etkileri var. Çok faydası olur. Kırıkkale'mize de çok faydası olur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çöp diye attıkları Kırıkkale'yi ihya eder ki biz çöpe razı olmayız. Ona talip olmayız. Turgut Başkanımız hem Kırıkkale'yi hem Kırşehir'i, Kayseri'sini, Çankırı'sını, Yozgat'ını, bu Orta Anadolu'nun bütün şehirlerine faydası olur. Çünkü Ankara sonuçta bu şehirden gelmiş insanların yaşadığı kozmopolit bir yer. Türkiye'nin her yerine faydası olur. Belediyeciliğin bir okulu yok. Bu tamamıyla tecrübe edilmesi gereken bir iş. Belediye başkanı arkadaşlarınız olabilir, gidip geliyor olabilirsiniz, hikayelerini dinliyor olabilirsiniz ama hiçbir belediye başkanı onun sıkıntılarını anlatmaz. Hep iyi yönlerini anlatır. Onun için belediye ile ilgili hiçbir tarafında bulunmamışsanız belediye başkanı olduğunuzda 2 yıl belediyenin nasıl işlediğini öğrenebilmekle geçer. Eğer hizmet etmek istiyorsanız umurumuzdaysa. 3. yıl anlarsanız hadi bakalım bir şeyler yapalım diye 3. yılda projeyle onların ihale süreçleriyle geçer. 4. yılda temel atarsınız. 5. yılda seçim gelir. Onun için eğer bize nasip olursa 31 Mart'ta seçim olur. 1, 2 en fazla 3 Nisan'da mazbataya teslim alırız. 4 Nisan'a bile bırakmayız. 2 tane dozerin başlayacağı yer belli. Kırıkkale'ye 2 tane büyük aks açacağız. O 2 tane büyük aks Kırıkkale'nin nefes almasını sağlayacak ve büyümeye başlayacak Kırıkkale. Ya şu an için en fazla gündemde olan şey altyapı sorunu. Altyapı sorununun bir an evvel başlanması lazım. 5 yılda Kırıkkale'nin altyapısının tamamı çözülebilir mi? Çözülemez. Bunu kimse hayal görmesin. Hani birkaç yılda çözülebilir gibi bir iş değil. Sadece bunun projelendirilmesi ve ihale süreci bir yılı geçer. Arkasından ama şöyle olur. Bölüm bölüm. Zaten en fazla patlak nerede oluyorsa, en fazla şikayet nerede geliyorsa bunların kayıtları vardır. O mahalleler öncelikli olmak üzere planlanır. Etap etap ihale süreci başlar. 5 yılda işte yarısı biterse, ikinci 5 yılda da diğer yarısı biter. Şehircilik şöyle bir şey. 2000'li yılların başında Civilization diye bir bilgisayar oyunu vardı. O bilgisayar oyununda bir bütçeniz var. Yol yapıyorsunuz idare olarak. Yolun oraya altyapısı çekiyorsunuz. Para harcıyorsunuz buradan. Yolu yaptıktan sonra orada evler birikmeye başlıyor. Bir ticaret alanı ayarlıyorsunuz. Orada fabrikalar kurulmaya başlıyor. Bu sefer vergilerinden sizin bütçenize geliyor o para. Sizin şehri geliştirebilmeniz için önce o yolu bir açmanız lazım. Bahsettiğim şey o. O dozer, iki tane güzergahı, iki aks açınca zaten Kırıkkale ferahlayacak. Bu şu demek. Tabii medeniyet demek, devlet geldi demek.
demek. Devletin gelmiş olması demek bu. Kırıkkale'de de eğer devlet gelir geldiğinde gösterirse, Kırıkkale'de para yok değil, Kırıkkale'nin parası var. İnsanlar yatırım yapmaya değer bulmalı Kırıkkale'yi. Ekonomi de bir algı yönetimidir siyaset gibi. İnsanları Kırıkkale'ye yatırım yapmaya değer olduğuna inandırırsanız, ki o bizim işimiz, o zaman insanlar yatırım yapmaya başlayacaklar. Ya Kırıkkale'de herkesin malum olduğu üzere belli problemler var. Bu problemlerin ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Özellikle altyapı konusunda çok fazla serzeniş var. Eksikler birçok konu var ama bu her şehrin ihtiyacı olan, çünkü şehirler yaşayan organizmalar. Her geçen yıl yeni ihtiyaçlar doğacak. Ne yaparsanız yapın yeni eksiklikler çıkacak. O eksiklikler de dediğiniz gibi zamanı geldikçe gündemde gelecek. Onları anlatacağız. Hazırladığımız projelere gelip yerinde bakıyoruz. Oluyor mu olmuyor mu diye. Eğimi kurtarıyor mu? İstediğimiz aks oradan mı? İstediğimiz şekilde görünecek mi? Üç boyutlarını çalışıyoruz falan. Çünkü ben birkaç yıldır proje üzerinde ve plan üzerinde çok fazla çalıştım Kırıkkale'yi. Güzel şeyler çıkacak. Sürpriz projeler çıkacak. İnsanlar aa böyle bir şey var mıymış diyecekler. Mesela ben bir slogan söyleyeyim. Allah bize nasip eder de bu görevi belediye başkanı olursak Kırıkkale'de, Ankara'daki billboardlarda şöyle bir şey göreceksiniz. Güneşin batışını seyretmek için ta Nemrut'a gitmenize gerek yok. Hepinizi Kırıkkale'ye bekliyoruz. Çok güzel bir yer var. Oranın hem hikayesi var hem alanı çok güzel. Tabii o zamanı gelince açıklanacak.